Edirne Laik Bilimsel Eğitim Çalışma Grubu tarafından 2023 Edirne Eğitim Değerlendirme konulu basın toplantısı düzenlendi. Edirne Laik Bilimsel Eğitim Çalışma Grubu bileşenleri adına Benay Gürsel tarafından yapılan açıklamada okullarda yaşanan eksikliklerin bir an önce giderilmesi gerektiği ifade edildi. Edirne'de pansiyonlu okullarımızdan bazıları ile taşımalı eğitim veren okullardaki yemekler için ise sorunlar yerinde saymaktadır. Okulda ya da okul dışında yenen yemekten olan zehirlenmelere yer veren haberleri basından maalesef izlemekteyiz. İmam Hatipler dışındaki özellikle taşımalı eğitim veren okullarımızda yemek verilmesini başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere tüm yetkili makamlardan beklemekteyiz. Ayrıca İmam Hatip okullarında verilen yemek ile diğer okullardaki yemeklerin farklı olmasını da anlamakta güçlük çekiyoruz. Hemen her öğün et yiyebilen İmam Hatip okullarının öğrencilerine olan menü diğer okullarımızdan farklıdır ki bunun gerekçesi açıklanmalıdır. Önümüzdeki yerel yönetimler seçimlerinde adayların özellikle çocuklarımız için somut vaatlerin ne olacağını bilmek istiyoruz. Öncelikle öğrenciler için okula gidip gelirken ücretsiz ulaşım hakkının sağlanmasını programlarına dahil etmeleri anlamlı olacaktır. Okul devamsızlığının ana sebepleri olan ulaşım, kırtasiye veya beslenme sorunu çözmek adına yetkililer ne yapmıştır? Okul çağında ailenin ekonomisine katkı için hayata sürüklenmiş ve sağlık sorunu ile adli sorun ile karşılaşmış kaç öğrencimize çare üretilmiştir? Bunları bilmek hepimizin hakkıdır. Eğitim konusunda laik, bilimsel ve kamusal eğitimden sapmalar ise çok bilinçli ve planlı şekilde uygulanmaya konmaktadır. Örneğin özel okullar müfredatlarını matematik, fen bilimleri ve en az iki yabancı dil dersiyle ilerletirken bakanlık okullarında yönlendirilmiş kısıtlanmış tercihler sonucunda imam, vaiz, Kur'an öğreticilerine ders verme olanağı yaratılmıştır. Ayrıca protokollerin sayısını daha da artıracağını söylemekten çekinmeyen Milli Eğitim Bakanımız oldu. Sayın Bakan, STK dediği dini referansları önceleyen vakıf ve dernekler ile protokol yapmayı çocukların dağa gitmesini önlediği tezine dayandırmaktadır ki bu anayasal bir suçtur ve değişik kurumlar tarafından kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca